Amerikalı ateist doktor kızını ameliyat etti ve bu onu İslam'ı kabul etmeye itti. Ancak başlamadan önce sevgili izleyicilerimiz, kanala abone olmayı ve videolarımızı Allah izin verirse anında takip edebilmeniz için zil butonunu aktive etmeyi unutmayın. Lawrence Brown, ciddi bir hastalığa sahip bir kız çocuğu sahibi olan Amerikalı bir ateist doktordur. Hastalık vücudunun yarısını mavi renge dönüştürdü. Lawrence ve bir grup doktor kızına bir ameliyat yapmaya karar verdi. Ancak kızın ameliyatından birkaç dakika sonra vücudunda doktorları şaşkına çeviren ve babasını İslam'ı kabul etmeye iten garip, mucizevi bir şey oldu. Lawrence, tıp dünyasında geniş bir deneyime sahip bir Amerikalı doktordur ve Allah, kızına olan bu garip olay üzerine onu İslam'a yönlendirdi. Lawrence, kendi ağzından anlatmadığı takdirde kimse tarafından inanılmayacak bir hikayeyi paylaşıyor. Birkaç yıl önce Hristiyan olmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu ve sonunda ateizmi seçtiğini belirtiyor. Hikayesi 1990'da başlar ve o zamanlar çok sevdiği bir kız çocuğu sahibi olur. Ancak bu çocuk ölümcül olarak adlandırılan ciddi bir hastalıkla mücadele eder. Bu durum, çocuğun çoğunlukla kötü ve çirkin bir şekilde ölmesine neden olabilecek ciddi sorunlara yol açar. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede açık kalp ameliyatı yapılması gerekmektedir. Bu ameliyatın ardından çocuğun büyümesi nedeniyle birkaç yıl sonra doktorlar kalp atar damarında başka bir genişletme yapmak zorunda kalır. Buna rağmen bu çocukların sonu genellikle ölüm olur. Kızının bu hastalığa sahip olduğunu öğrendiğinde kendini kaybeder ve kızına karşı çaresiz kalır. Hızla onu yoğun bakıma götürür ve vücudunun göğsünden ayak parmaklarına kadar mavi olduğunu görür. Çünkü vücudu yeterince oksijen alamaz ve nefes darlığından ölmek üzeredir. Kızını ameliyat odasına soktuğunda oradan ayrılmak zorunda kalır ve kendini kalp cerrahisi uzmanlarından oluşan bir ekiple bırakır. Sonra ameliyat odasının yanındaki boş bir odaya gider. Kendisiyle baş başa kalır. Ateizm için dua eder, gökyüzüne bakar. Bu onun ilk kez yaptığı bir şeydir. Ellerini gökyüzüne kaldırır ve der ki, "Eğer gerçekten var isen, lütfen sana yalvarıyorum. Bilmiyorum, sen orada mısın yoksa değil misin? Ama eğer varsan, yardımına ihtiyacım var. Kızımı bana geri vermeni istiyorum ve karşılığında seni arayacağım ve senin razı olduğun dini seçeceğim." O an Allah'ın duamı duyduğunu ve bana cevap verdiğini hissettim. Yaklaşık 15 dakika sonra beni arayan biri geldi ve "Doktor, her şey değişti," dedi. Şaşkınlıkla "Ne demek istiyorsun?" dedim. "Her şey değişti. Kızınızın durumu şimdi stabil ve onda bir sorun yok," dedi. Yoğun bakım odasına hızla gittim ve doktorların bana baktıklarını ve yüzlerinde bir şeylerin değiştiğine dair şaşkın bir ifade taşıdıklarını gördüm. "Kızınız güvende ve artık normal bir hayat yaşayacak. Bir daha asla ameliyat ya da ilaç ihtiyacı olmayacak," dediler. İnanamadım ama kendi gözlerimle gördüm. Kızım normalleşti ve vücudu normal rengine geri döndü. Her şey herhangi bir cerrahi müdahale ya da ilaç olmadan değişti. Doktorlar ne olduğunu açıklamaya çalışırken onlara dikkat etmedim. Çünkü onların açıklamaları benim için geçerli değildi. Çünkü ben anladım ve onların anlamadığı şeyi kavradım. Allah'a dua ettim ve O bana cevap verdi. Bu, kızımı kurtarmak için müdahale eden yaratıcının bir mucizesi olmalı. Allah sözünü tuttu ve ben de sözümü tutmalıyım. Bu yüzden gece gündüz dinleri araştırmaya başladım. Önce Yahudiliği inceledim. Sonra Hristiyanlığa geçtim. Yıllarca gerçeği aradım ve kendimi Hristiyan olmaya ikna etmeye çalıştım. Kiliselere gittim. Birçok mezhebe katıldım ve birçok kiliseyi ziyaret ettim. Ama tam olmayan bir din buldum ve papazlar bazı sorularıma cevap veremedi. Sonunda İslam'ı buldum ve tüm sorularıma cevaplar buldum. O zaman kalbim huzur buldu ve Allah'ın burada olduğunu tamamen anladım. Yıllarca kafamı kurcalayan tüm bulmacalar bu dinde, İslam'da çözüldü ve hamdolsun Müslüman oldum. Gerçeği aradıktan sonra, yıllar sonra Müslüman oldum ve kendime Abdullah ismini verdim. Böylece Abdullah Brown oldu ve ailesiyle birlikte Medine'ye taşındı ve orada bir hastane kurdu. İslam'a davet eden ve gerçeğini açıklayan bir dizi kitap yazdı. Bu öğretiler ve kitaplar yayıldı ve 30 bin kişi Müslüman oldu. Brown'a Müslüman olmasına kimin yardım ettiği sorulduğunda, en büyük gerçek yardımın Allah'ın o kalplere koyduğu gerçek ve onları yönlendirmesi olduğunu söyledi.
Eğer Allah sizi doğru yola yönlendirirse hiçbir şey sizi şaşırtamaz ve Allah sizi terk ederse hiçbir şey sizi doğru yola yönlendiremez. Allah'ım bizi doğru yola yönlendir ve bizi onda sabit kıl. Ey alemlerin Rabbi, ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinine sabit kıl. Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım, kalplerimizi itaatinde sabit kıl. Seni hamd ile tesbih ederiz. Allah'ım, senden bağışlanma diler ve sana tövbe ederiz. Ve Allah en yücedir, en bilgedir. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, ailesine ve sahabesine salat ve selam eyle. Allah'ın koruması ve güvenliği içinde kalın. Esenlik, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.